İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirirken bugün sürdürülen açlık grevlerini ve bu açlık grevlerinin işaret ettiği tecrit koşullarını ele almadan değerlendirmek, siyasi bir analiz yapmak, mevcut Türkiye koşullarının nasıl nereye evrileceğini tartışmak mümkün değil. Mümkün değil çünkü 31 Mart seçimleri aslında bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin öncesi ve sonrasıyla ele alınıp değerlendirildiğinde çok büyük bir demokrasi mücadelesi, çok büyük bir barış mücadelesi süreci olduğu bütün çıplaklığıyla ortadadır. Nasıl bir seçim süreci yaşadığımıza dair belli başlıklara değinmek gerekirse, bir yanıyla aslında iktidarın sürdürdüğü bir kampanya ve bunun karşısında kendisini konumlandırmış ve Türkiye'ye bir seçenek sunmuş, bir demokrasi seçeneği, barış seçeneği sunmuş HDP kampanyası değerlendirilebilir. Evet, Türkiye bu ikili kampanyaya şahit oldu. Şu kısa dönemde 31 Mart yerel seçimlerine giderken bu iki kampanyayı birlikte izledi. Ama bu iki kampanyaya çok daha geniş bir tarihsel perspektiften baktığımızda aslında iki zihniyetin yine bir kez daha karşı karşıya geldiği bir tarihsel aralık olarak da okumamız mümkün. Çok uzağa gitmeden 5 Nisan 2015'ten bugüne son 4 yıla baktığımızda, evet bugün 7 Nisan, yani 4 yılı geride bırakmışız. Bu son 4 yıla baktığımızda mutlak tecrit koşullarının hakim olduğu bir Türkiye fotoğrafı var karşımızda. Bu son 4 yıl boyunca, yani Dolmabahçe mutabakatının kabul edilmediği, o masanın devrildiği günden bugüne bir domino etkisi altında kalmıştır Türkiye. Hukuksuzluk, adaletsizlik, İnsan haklarının yok sayılması, demokratik kurumların tasfiyesi gibi birçok etkiyi aslında tam da bu domino etkisi süreciyle açıklamak mümkün. Tam 4 yıldır yaşadığımız böyle bir süreçtir. Bu 4 yıl boyunca iktidar mutlak tecritten başlayarak ülkeyi tecritleştirirken aslında savaş politikalarını dayatmıştır. Aslında ülkenin kaynaklarını çarçur etmiştir. Bütün bir ülkeyi yolsuzluğa, yoksulluğa mahkum etmiştir. İktisadi alanda, siyasi alanda, toplumsal alanda karşı karşıya olduğumuz tablo budur. Türkiye 4 yıl boyunca bir kriz girdabının içindedir ve giderek bu girdap tüm ülkeyi bir çöküşe sürüklemektedir. 31 Mart yerel seçimlerine giderken kampanya boyunca alışılagelmiş seçim kampanyalarının ötesinde bu gerilim hattında bir kampanyanın sürmesinin yegane nedeni budur. İktidar ısrarla AKP-MHP bloğu ısrarla bu 4 yıldır sürdüre geldiği hukuksuz nizamı, adaletsiz nizamı sürdürme gayretindedir. Ve bunu hayata geçirmek için de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şiddet kampanyası, bir hakaret kampanyası, bir zulüm kampanyası yürütmüşlerdir. Evet, hep beraber tanık olduk. Bir seçime mi giriyorduk yoksa bir savaşa mı belli değildi. GBT kontrollerinden her türlü garnizonlaştırılmış kentler ölçeğine kadar ve kaymakamıyla, valisiyle, güvenlik güçleriyle bir iktidarın kampanyasına şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen şey aslında Cumhurbaşkanlığı vasfının yitirilmesine neden olduğunu da yine bu kampanyada izledik. Bu kampanya boyunca Cumhurbaşkanı sürekli olarak toplumsal bölünmeye, ayrımcılığa, nefret söylemine hizmet etti. Evet, toplumu tam da ortadan böldü. Bizler onlar özelinde Kürt düşmanlığı üzerinden ve nefret söylemini her gün dile getirerek, ayrımcılık yaparak aslında bir şiddet kampanyasını dilde, üslupta ve yöntemde bir şiddet kampanyasını sürdürdü. Tam da buna karşı başka bir dille, barışın diliyle, ayrımcılığa karşı çıkarak, toplumsal bölünmeye karşı çıkarak, toplumsal barışı savunarak, barışı savunarak, demokrasiyi savunarak bunun karşısında bir kampanya var ettik. Türkiye'ye bir demokrasi seçeneği sunduk. Geçmiş, geride bıraktığımız 4 yıldan çıkardığımız derslerle geleceğimizi biçimlendirmeye, demokrasi hattında, barış hattında geleceğimizi biçimlendirmeye çalıştık. Bu seçim döneminde hem kampanya sürecinde hem de bugün hala devam eden bu süreçte
Türkiye çok önemli derslere tanıklık etti. Bu derslerden çıkartılabilecek çok önemli sonuçlar var. Bu dersi almak gerekir. Bu dersi özellikle iktidarın alması gerekir. İktidar bu dersi almak, hatalarından geri dönmek, geri adım atmak yerine şu geride bıraktığımız bir hafta içinde hatalarında ısrar ettiğini görüyoruz. Evet, bu konuda ısrar Türkiye'yi çok daha zor koşullara, Türkiye'yi çok daha içinden çıkılmaz koşullara sürükler. O yüzden de diyoruz ki bir an önce hukukun üstünlüğüne, yasalara bir an önce uyulması gerekir. Ve bunun ilk adımı da meşru bir halk olan, çok meşru bir talep olan, yasalara uymayı davet eden, hukuka uymayı davet eden mutlak tecritin sonlanması adımı olabilir. Evet, bu siyasetler üstü bir konudur diye kampanya boyunca dile getirdik. Seçime malzeme edilmemesini ısrarla vurguladık. Şimdi tam zamanıdır. Artık hiçbir insanımızın cezaevinde ya da açlık grevinde olan arkadaşlarımızın ölmesini istemiyoruz. Bu ölümleri durdurmak öncelikle Adalet Bakanı'nın görevidir. Bir an önce kendisini göreve davet ediyoruz. Diğer taraftan bu seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkartarak Türkiye'yi hızla bu gerilim ortamından uzaklaştırması gereken iktidar hala gerilimden beslenme peşindedir. Evet, iktidarın bu huyundan vazgeçmesini kısa zamanda tabii ki beklemiyoruz. Ama anayasal kurumlar üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini, yasaların gereğini, anayasanın gereğini bir an önce yapmaları gerekiyor. İktidarın seçim sonuçlarını kabul etmez tavrına karşı anayasanın amir hükümleri ne diyorsa anayasal kurumlar bunları yerine getirmelidir. Buradan YSK'ya da bu çerçevede çağrımızı yeniliyoruz. YSK anayasal bir kurumdur. YSK hukukun üstünlüğüne, seçim adaletine ve seçimin nasıl yapılacağına dair ortaya çıkmış olan yasalara uymak zorundadır. İtirazları değerlendirirken de mazbataların verilmesi konusunda da YSK üzerine düşeni bir an önce yapmalı, anayasanın ya da yasaların dışına düşmemelidir. Sevgili arkadaşlarım, bu çerçevede yeniden 31 Mart neyi ifade ediyor diye değerlendirdiğimizde, konuşmamın başında da belirttiğim gibi bir süreci ifade etmesinin ötesinde önümüzdeki dönem içinde çok önemli bir perspektif sunmaktadır. Politik ve toplumsal mücadele sürecine dair önemli bir perspektif sunmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerine giderken bir stratejimiz vardı. Uzun süre üzerinde çalıştığımız, yoğunlaştığımız, tüm halkımızla, örgütlerimizle beraber oluşturduğumuz ve rızasını var ettiğimiz bir stratejimiz vardı ve bu stratejiyi başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta halkımıza, başta Kürt halkına adını koyarak söylemek gerekiyor. Çünkü Kürt halkı bu ülkede tüm halkların, emekçilerin, kadınların mücadelesinde ortaklaşmış bir kimliktir artık ve bu mücadeleyi de en önde sürdüre gelmektedir. Bu stratejinin hayata geçmesinde de sadece Ahmet'te, Van'da, Kars'ta değil, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiştir. Bu strateji çünkü tüm Türkiye halklarının umududur. Bu strateji aynı zamanda demokratik bir sürecin, barışçıl bir sürecin başlangıcı açısından atılması gereken güçlü bir adımdı. Bu adımın atılmasında en önemli aslında seçeneği oluşturduk. Evet, bir demokrasi seçeneği oluşturduk. Bakın bugün bu ülkede hiç de alışılagelinmeyen, son belki de birkaç seçimde unutulmuş olan bir şeyler oluyor. İnsanlar oyuna sahip çıkmaya, iradesine sahip çıkmaya, geleceğine sahip çıkmaya başladılar. Evet, geçmiş seçimlerde sandıkları birkaç saat içinde terk edenler bugün bir haftadır artık sandıklarını terk etmiyor. Bu demokratik bir süreç açısından umut var bir gelişmedir. Herkes hakkına sahip çıkma konusunda yeniden bir ittifakta buluşmuştur. Belki de en önemli, en güçlü ittifak budur.
toplumun bütün ayrışmacı saldırılarına, bütün nefret söylemlerine ötekileştirmeye rağmen yan yana gelebilmesidir. Bunu sağlayabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Evet, Kürt halkının mücadelesiyle, HDP'nin mücadelesiyle, örgütümüzün, vekillerimizin, MYK'mızın, PM'mizin, bileşenlerimizin ve tabii ki sizlerin mücadelesiyle bunu başardık. Evet, bundan gurur duyuyoruz. Bununla onurlanıyoruz. Ama kalkıp da bunun bir diyeti olduğunu asla söylemiyoruz. Asla da söylemeyeceğiz. Birlikte başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Türkiye haklarıyla, emekçileriyle, kadınlarıyla, gençleriyle bir araya gelerek aslında büyük bir dönüşümün belki de ilk adımlarını attık. Ve inanıyorum ki önümüzdeki süreç bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Evet, demokrasi ve barış mücadelesi dedik buna. Türkiye'nin hasretini çektiği şey bu ülkede demokrasi. Peki nasıl başarabiliriz bunu? Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman, Türkiye geçmişinde gördüğümüz en önemli sıkıntıların biri aslında demokrasi açığıdır. Demokrasi sorunudur. Bugün çözülemez diye mahkum edilmiş Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün de belki de en önemli nedenlerinden biri işte bu demokrasi açığıdır. Demokrasi dediğimiz meselenin nasıl çalışacağı, nasıl hayata geçeceği, var olan demokratik kurumları nasıl koruyup güçlendireceği, hukuk devleti dediğimiz meselenin, yargı bağımsızlığı dediğimiz meselenin nasıl ayakta duracağı aslında bu ülkede çokça ihmal edilmiş bir konu. Evet, bu ihmallerden dolayı Türkiye tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca katı bir vesayetçi sistemle yönetile gelmiştir. Bu vesayetçi sisteme son vermenin eşiğindeyiz. Bu vesayetçi sistemin belki de en kristalize olmuş biçimiydi kayyumlar. İşte kayyumları süpürme meselesi bu anlamıyla en kritik meseleydi. Bunu hep birlikte başardık. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca ve özellikle AKP iktidarı döneminde bu vesayetçi anlayış, bu kayyumcu anlayış işte Türkiye'yi tecitleştiren en önemli zihniyetti. AKP'den önce de bir vesayet vardı. Yerellere hak tanımayan, yerelleri sadece belediyecilik hizmetine sıkıştıran, ona da çok katı bir çerçeve çizen bir anlayış vardı karşımızda. Bugün bu anlayışı kırma zamanıdır. Vesayet sistemini sonlandırma zamanıdır. Bu fırsat önümüzdedir. Bunu en iyi değerlendirecek olan işte bu heyettir. Sizlersiniz. Çünkü bizim bir fikriyatımız var. Bu fikriyatı hayata geçirebilecek bir örgütsel aklımız, bir örgütsel tabanımız var. O tabanımız halkımızdır. Ve bunu güçle bu süreci özellikle Türkiye'yi bu baskı rejiminden, bu otoriter rejimden, bu vesayetçi anlayıştan kurtarabiliriz. Nasıl mı? Ne yapmalı sorusuna doğru yanıtlar üreterek bunu yapabiliriz. Bizim radikal demokrasi dediğimiz bir fikriyatımız var. Radikal demokrasi tam da yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve bunun üzerinden bir demokratik cumhuriyetin inşasını bize anlatır. Radikal demokrasinin bir saç ayağı var. Bir ayağı kadın mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Eş başkanlık sisteminden başlayarak eşit temsiliyetin yaşamın her alanında hayat bulduğu, hayata geçtiği bir anlayıştır. Ama tam anlamıyla eşitlikçi bir yaklaşımdır. İhmal edilemez, yok sayılamaz bir anlayıştır. İkinci ayağı emektir. Bu bizim sınıfsal perspektifimizdir, sınıfsal yaklaşımımızdır. Toplumsal emeğin iktidarını yerellerde hayata geçirebilmek adına işçisiyle, işçi sınıfıyla, esnafıyla, çiftçisiyle tüm mağdurların ortaklaşabileceği bir ayaktır. Bu da bizim açımızdan yok sayılamaz, ihmal edilemez, görmezden gelinemez. Bu sınıfsal perspektif de aslında bir yanıyla eşitlikçi bir toplum anlayışımızın hayata geçmesi açısından önemli bir adımdır. Üçüncüsü de ekolojik yaklaşımımızdır. Doğayla barışık, doğanın ritmiyle uyumlu, doğayı tahrip eden değil, doğanın kendisini yeniden var etmesini sağlayacak
bir anlayıştır. Bu ayağın üzerinde yükselen, bu saç ayağının üzerinde yükselen radikal demokrasi anlayışımız bir yerel demokrasiyi ve buna bağlı olarak da demokratik cumhuriyeti inşa edecektir. Tam da başlayacağımız yer işte burasıdır. Yani yerellerdir. Beldemizdir, köyümüzdür, mahallemizdir, ilçemizdir, ilimizdir. Bunu hayata geçirebilecek bir zaman aralığındayız. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü HDP çözümdür. HDP siyasal bir seçenek yaratmanın ötesinde toplumsal anlamda da, iktisadi anlamda da çözüm üreten ve bu çözümün mücadelesini veren bir partidir. Siyasal anlamda Türkiye'nin acil sorunu burada şekillenmektedir. Yerel demokrasi dediğimiz meselenin aslı yerel meclislerdir. Bir meclis hukukunu var etmektir. Bir meclis hukukunu var ederek yerelin tüm dinamiklerini o meclis hukukunda buluşturarak çözümleri tam da o meclisten üretmektir. Eğer bunu başarabilirsek ki başaracağız, o meclis hukuku aslında Türkiye'nin hukukunu da bugünkü parlamentonun hukukunu da değiştirecektir, dönüştürecektir. Yerellerde hayata geçireceğimiz bu siyasi mücadele ve siyasi adım Türkiye genelinde de önemli dönüşümlere kaynak oluşturacaktır, referans oluşturacaktır. Eğer yerellerden böyle bir baskı gelmezse inanın arkadaşlarım parlamento bugünden çok daha işlevsiz bir hale gelerek Erdoğan rejiminin gölgesinde kalmaya devam edecektir. Oysa ilk günden seslendik. Dedik ki Cumhurbaşkanı kendi sınırlarına çekilsin, parlamento üzerinde kurmaya çalıştığı vesayetten vazgeçsin. Parlamentoda bulunan bütün partiler ortaklaşarak bir çözüm arayışında mutabakat peşinde koşsunlar. Evet bugün Türkiye barışını arıyor, toplumsal barışını arıyor, demokrasisini arıyorsa bunun adresi parlamentoysa bu parlamentoyu ne harekete geçirecek diye düşünüyorsak yereller geçirecek. Yerel meclisler geçirecek, yerellerde var ettiğimiz, ürettiğimiz siyaset geçirecek. O yüzden Türkiye'de siyasal anlamda demokrasinin yolunun açılması her şeyden önce bizim mahallemizde, bizim köyümüzde, beldemizde, ilçemizde, ilimizde yapacağımız yerel yönetim anlayışımızda, yerel demokrasi anlayışımızda saklıdır. İkinci önemli belki de hamle iktisadi hamledir. Bugün merkezi sistem iktisadi hakları gaspı üzerinden yükselmeye devam ediyor. Bütçe hakkını gasp ederek, toplumun haklarını topluma vermek yönünde değil, topluma savaşı dayatarak, militarist bir bütçeyi dayatarak, betoncu sermaye birikimini dayatarak aslında çok büyük bir hak gaspına neden olmaktadır. Bunun sonuçları işsizliktir. Bunun sonuçları yoksulluktur. Bunun sonuçları en temel hakların aslında yok sayılmasıdır. Hatta vatandaşların müşterileştirilmesidir. Sağlık hizmetinde artık hasta garantileriyle vatandaşlar hasta birer müşteriye dönüştürülürken ulaşımda keza aynı akıl, eğitimde keza aynı akıl geçerlidir. Ülkeyi bir şirket gibi yönetme alışkanlığından kurtulamayan bu iktidar her geçen gün vatandaşlık haklarını vatandaşlara pahalı bir şekilde satmaya devam etmektedir. İktisadi alanda da çözümü yine yerellerden başlayarak, yerellerde kendi bütçemizi yaparak, katılımcı bütçeyle, katılımcı demokrasi anlayışımızla iktisadi sorunlara da çözüm üreten ve merkezi bütçeye müdahil olabilecek bir siyaseti, ekonomi politiği üreterek aslında çözüm var edebiliriz. Son olarak bir önemli alanda toplumsal alan. Toplumsal barışın sağlanması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması. Bunun mücadelesi aslında eşitlikçi, nitelikli, ulaşılabilir toplumsal hizmetlerin üretiminden geçer. Bu toplumcu belediyeciliğin belki de en temel esaslarını oluşturur. Evet, eğitimde de, sağlıkta da, ulaşımda da
sayabileceğiniz bütün kamu hizmetlerinde, yerel kamu hizmetlerinde geçmişin belediyecilik anlayışında değil, Türkiye'nin belediyecilik anlayışına nasıl ki geçmiş belediyelerimizle, o deneyimlerimizle bir itiraz üretmişsek, şimdi o itirazı çok daha güçlü bir şekilde üreterek bir toplumcu belediyecilik anlayışını hayata geçirebiliriz. Tüm bunlar Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çoklu krizden çıkmanın umududur. Bunu başarabiliriz. Yerellerde böyle bir anlayışla, böyle bir yerel yönetim anlayışıyla nasıl yapabiliriz sorusuna, bu ne yapmalı cevaplarından hareketle, o nasılı tarif ederek hem hizmet üretirken, hem siyaset yaparken, hem de Türkiye'yi dönüştürürken bunu başarabiliriz. Evet, bu konuda bu süreci çok sağlıklı bir şekilde hep birlikte örmek zorundayız. Evet, bir kere sevgili arkadaşlarım, demokrasi üzerine bu kadar konuştuktan sonra çok doğaldır ki bu demokrasiyi parti içinde de tüm örgütsel mekanizmalarımızda da hayata geçirmeliyiz. Nasıl bir dünya düşünüyorsak ona uygun bir yaşamı kendimizden, örgütümüzden, tüm teşkilatlarımızdan başlayarak hayata geçirmeliyiz. Parti içi demokrasiyi en sağlıklı şekilde çalıştırmalıyız. Parti içi demokrasi karar ortaklaşmalarının sağlanabildiği, uzlaşı mekanizmalarının sağlanabildiği müzakereci, katılımcı bir demokrasiyle mümkün olabilir. Ama siz de takdir edersiniz ki parti içi demokrasiyi ayakta tutan parti içi disiplindir. Parti içi disiplin bir öz disiplin mekanizmasına ihtiyaç duyar. Doğal olarak da biz nerede görev almışsak olalım, o bütünlüklü örgütsel anlayışımızdan, parti anlayışımızdan, birlikte oluşturmuş olduğumuz kurallardan ve kararlardan asla uzak düşmemeliyiz. Eleştirel, öz eleştirel anlayışımızı koruyarak ama bir disiplinli çalışmayı da bu önümüzdeki süreçte hayata geçirmeliyiz. Özellikle belediye meclis üyelerimiz ve belediye eş başkanlarımız bu konuda en titiz çalışmayı yapmak zorundalar. Çünkü toplumla, halkla, insanlarla en fazla iç içe olacak olan onlardır. Daha fazla sokakta olmalısınız. Asla kibirli olmamalısınız. Asla hiyerarşi yaratmamalısınız. Tam tersine, neredeyseniz muhakkak ve muhakkak kendinizi toplumun içine, halkımızın içine gömmelisiniz. Onlarla birlikte karar alıp onlarla birlikte yönetmelisiniz. Partimizin ortaya çıkartmış olduğu, teşkilatımızın ortaya çıkartmış olduğu bugüne kadar geçmiş birikimlerle, geçmişin 4 yılı, 40 yılı, 100 yılı, bütün bu geçmişin birikimlerini tam da bu potada en güçlü bir şekilde hayata geçirmek sizin elinde. Bizi siz anlatacaksınız sokakta. Evet, makro siyaset olarak değil, günlük siyasetin içinde anlatacaksınız. Günlük siyaset biraz önce altını çizdiğim toplumcu belediyeciliktir. Hizmeti üretirken de, hizmeti toplumla buluştururken de, o hizmete dair geri dönüşleri alırken de tam da orada olması gereken sizlersiniz. Ve radikal demokrasi anlayışımızla, yerel demokrasi anlayışımızla bunu toplumsallaştırmak, siyaseti toplumsallaştırmak, toplumun siyasallaşmasına katkı yapmak tam da şimdi sizlerin ellerinde. Şeffaf olacağız. Bütün sorunlarımızı birlikte çözeceğimizin farkındalığıyla hareket edeceğiz. Halkımızla, toplumla her şeyi paylaşacağız. Evet, şimdi önümüzde zor bir süreç var. Bir enkaz var karşımızda, biliyoruz. Bu iktidarın yaratmış olduğu politik, iktisadi, toplumsal yaşam anlamında bir enkaz var. Ama bu enkazı kaldırabilecek gücümüz de var. Bu güç işte bizim fikriyatımızda, bu güç işte bizim örgütsel yaşamımızda. Yeter ki bunu hayata geçirebilecek cesaretimiz olsun. Bu cesaret de sizde fazlasıyla var. Ben tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Soru var mı?
oturumdan sonra basına kapalı sürdü.